Fate Ogasyanlar bunu okumuştuk. Papa Switch 13 ayda şuraya şeyle ne? Şuraya şöyle bırakıyorum. Bırakayım kiramı. 16 gün oldu ama Hog'da başarılar. Gönüllerin şampiyonu bir de yayın hocam. Çok teşekkür ederim 13. Cenk Dostu. Lityum kayıt 18 aydır hop. İkinci çocuk bam güm çat çut demiş. Hoş geldin abi Lityum kayıt. CVK. Ben senin dik davrandığın duruşunu da severdim. Enes Batur olayında evet izlemedim zorunda değilim diyemedin. Uzlaşmacı oldun benim için bittin. Anlatıyorum. Hazır mısın CVK? İyi dinle. Benim ilk başta Enes'e şunu açıklamaya çalıştım. Bunu bir kabul etseydi, eğer erken kabul etseydi onu da dile getirecektim. Ama benim sinirimi bozan bir olay vardı. Ben onu yapsam veya yapmasam bile hani fark etmez. Benim amacım onun videosuyla dalga geçmek de olsa olmasa da o bana küfür edemez. Etmemeli. Public bir şekilde videoya yansıtmamalı bunu. Bunu anlatmaya çalıştım ama her seferinde Enes dojladığı için sürekli hayır ona gel sen de onu yapmayacaktın. Ben onu yap eğer sen onu yaparsan ben de bunu yaparıma getirdiği için o yüzden bunu diretti. Bunu anlatmaya çalıştım. İnsan ilişkisi anlatmaya çalıştım aslında orada. İki influencer'ın ilişkisi nasıl olmalı onu anlatmaya çalıştım Enes'e. Ama bunu bir türlü kabul ettiremedim ve bu uzun sürdü. Daha fazla da yayını JTG TV'yi bu dramayla uzatmak istemedim. O yüzden ben özür diledim. Baktım yani ne kadar konuşsam da çare olmayacak. O yüzden ben özür diledim. O özür diledi. Biraz zor da olsa özür diledi. Daha sonrasında okey o da geldi sarıldı bilmem ne. Ben de bir şekilde okey sıkıntı yok dedim. Ondan sonrasında bitti zaten. Konuşmayı bitirmek istedim. Çünkü gerçekten saçmalığa doğru gitmeye başladı. Gereksiz konuştuğumu fark ettim. Olay bu. Gerçekten çok sinirlendim. Hani yanlış bir şey yapacağım diye, kendimi kontrol edemeyeceğim diye çok korktum. Bunu da hiçbir şekilde sonuçta burası JTG TV'nin projesi. Benim projem değil. Eğer benim yayınımda böyle bir şey olsaydı çok daha farklı şeyler olabilirdi. Onu yapmak istemedim. O yüzden bir de Enes'in bir şeyine kırıldım. Onu söyleyemedim tabii. Yayının bitimine denk gelmediği için gitmesi. Onu söyleyecektim yoksa yayından sonra. Tam şurada girerken, el sıkışırken şey yaptı. Ben elimi uzattım. O elini uzattı. Dedi gel bakalım yayına gel. Sen de yayında hani yayına gel yayına dedi böyle. Hani o hareketi biraz bayağı tersti. Ona da çok sinirlendim. O yüzden biraz sinirli bir konuşma yaptım. Eğer sizi hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim ama bu benim. Ve kendi karakterimden hiçbir zaman ödün vermeyeceğim. Bu şekilde düşünmekten hiçbir şekilde ödün vermeyeceğim. Çünkü benim doğrularım bu ve bu doğrular üzerinde her zaman devam edeceğim. Her zaman bu doğrular üzerinde konuşacağım. Her zaman bu doğrular üzerinde insan ilişkileri kurmaya devam edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Eğer beni artık desteklemiyorsan, beni artık sevmiyorsan kusura bakma ama yapabileceğim pek bir şey yok. Kendi keyfim bilir. Sorry. Yapacak hiçbir şey yok.